Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf matematik videolarımıza devam ediyoruz. Fatma Hocam, bu videoda neler var? Bu videoda dönüşüm geometrisine başlıyoruz. Ötelemeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, nedir bu öteleme? Öteleme, bir noktanın, doğru parçasının veya şeklin belirli bir yön ve doğrultuda yer değiştirmesine öteleme diyoruz arkadaşlar. Öteleme sonucu şeklin görüntüsü değişmiyor, sadece yeri değişiyor. Yani ne demek bu öteleme? Nasıl bir şeydir? Nasıl söyleyebiliriz? Mesela A noktasını arkadaşlar 2 birim aşağı ötelediğimizde yeni bir A noktamız olur. Biz şimdi bu A noktasına ne yapmış olduk? 2 birim aşağı öteledik arkadaşlar. A noktasını 2 birim aşağı öteledik. Sonra B noktasını ise 1, 2, 3. B noktasını da 3 birim ne tarafa öteledik arkadaşlar? Sola ötelemiş olduk. B noktasını 3 birim sola ötelediğimde buraya geldim. B1 noktası oldu. Bir öteleme daha yapalım arkadaşlar. Aynı noktayı. Mesela B noktasını 3 birim sola, 1 birim yukarıya ötelesem. Nereye gelecek artık B noktam? Buraya gelecek. B2 diyelim, ikinci işlem. 1 birim yukarı öteledik. Peki. A noktasını 2 birim aşağı ötelemiştik. 1, 2, 3, 4 birim de sola ötelediğimde arkadaşlar. A noktası nereye geldi bu? 4 birim sağa ötelediğimde arkadaşlar. Nereye geldi? Yeni bir noktaya geldi. A üstsüz, yani ikinci öteleme sonucu. Bakın, A noktasını 2 birim aşağı, 4 birim sağa öteledim. B noktasını 3 birim sola, 1 birim yukarıya ötelemiş oldum. O zaman arkadaşlar, öteleme yaparken yaptığımız hareketleri ne tarafa doğru yapıyoruz birim kareli zeminlerde? Bakın. Aşağı, yukarı, sola ve sağa doğru öteleyebiliyoruz noktaları. Kaç birim ilerleyeceğimizi de zaten bize söylüyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Araç bir yerde duruyor, araba. Sonra bir miktar yol gidiyor. Buraya geliyor. Arabanın görüntüsü değişiyor mu? Hayır, aynı araba. Ne oluyor? Sadece yeri değişiyor arkadaşlar. Araba ötelenmiş oluyor. Bir yön ve doğrultuda yer değiştirmeye öteleme diyoruz arkadaşlar. Şimdi noktaları öteleyebildiğimiz gibi şekilleri de, doğru parçalarını da öteleyebiliyoruz. Şimdi yukarıdaki kareli zeminde verilen AB doğru parçasını 2 birim aşağı, 3 birim sağa öteleyelim. Bunlar da şekli olduğu gibi, hani sağ sol gibi şekli olduğu gibi kaydırabilirsiniz. O da var, ya da noktalara aynı işlemi yapıp birleştirebilirsiniz. Mesela ne diyor? 2 birim aşağı, 3 birim sağ. A noktasına o zaman bakın 1, 2, 2 birim aşağı kaydırdım. 3 birim sağa gidiyorum. Evet, A noktası artık nereye geldi? Buraya geldi arkadaşlar. Aynı işlemi B için yapıyorum. 2 birim aşağı, sonra 3 birim sola. Nereye geldi B noktası? Buraya geldi. Daha sonra bu ikisini birleştirdiğimde zaten AB doğru parçasını ötelemiş oldum. Bakın şimdi A noktasını 2 birim aşağı, 3 birim sağa ötelemiş oldum. B noktasını 2 birim aşağı, 3 birim sağ ötelediğimde A ve B'yi öteledim ve birleştirdiğimde gördüğünüz gibi AB doğru parçasında ne yapmış oldum? Ötelemiş oldum. Her zaman için şekillerde noktaları öteleyip birleştirerek şekli çizebilirsiniz. Kareli zeminde verilen şekli 6 birim sola, 4 birim yukarı öteleyeceğiz. Şimdi bunun bir noktasını alalım. Bu noktayı 6 birim sola, 4 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sola. 1, 2, 3, 4. 4 birim yukarıya öteledim. Bu nokta buraya mı geldi, buna A dersem, A noktası? Peki. O zaman B noktasını öteleyelim bir de arkadaşlar. B noktası nerede? Hemen bir B noktası bulalım. Şunu yapabilirim B noktası olarak. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bunu şöyle de yapabilirdim. B noktası A'dan 2 birim yukarıda, ama o zaman B noktası da zaten buraya ne olmuş olacak?
ötelenmiş olacak. Peki şekli çizmeye başlarsam, AB kenarını çizdim. Sonra her bir noktayı ötelemek yerine şekli takip edebilirim. Sonra birebirlik bir tane çapraz çizgim var. Sonra bir birim sağa gitmiş. Bir birim çapraz aşağı. Sonra iki birim aşağı. Ve bunu birleştirdiğimde ne olmuş oldu bakın. Şekil aynı şekil. Şekli aldık, yukarıya taşıdık. Yani 6 birim sola, 4 birim yukarıya taşımış olduk. Şeklimiz gördüğünüz gibi değişmedi arkadaşlar. Yani yine mesela şuraya A, B, C, D, E, F dersem. Yine burası C'nin görüntüsü, D'nin görüntüsü, E'nin görüntüsü, F'nin görüntüsü olacak şekilde şekli taşımış oldum. Ötelemede şeklim değişmiyor arkadaşlar. Evet, yukarıdaki kare diziminde verilen A, B, C, D, E beşgenine hangi ötelemeyi yaparak diğer şekli bulduğumuzu yazalım. Şimdi dediğim gibi şekil aynı, ötelenmiş, ötelemeyi bulacağım. Sadece bir köşesindeki işleme baksam benim için yeterli. Bakın şimdi A noktası buraya gelmiş. Peki şimdi A noktası buraya gelmek için kaç birim aşağı inmiş bakıyorum. 3 birim aşağı hareket etmiş. 3 birim aşağı geldikten sonra da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birimde ne yapmış? Hangi yöne gitmiş? Sağa gitmiş. O zaman bu şekli 3 birim aşağı, 7 birim sağa ötelemişiz arkadaşlar. Başka bir noktasını da kontrol edelim isterseniz yine. Bakın D noktasına bakalım. 1, 2, 3. 3 birim aşağı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sağa kaydırdığımda gerçekten o nokta. Yani yapılan işlem neymiş arkadaşlar? 3 birim aşağı, 7 birim yukarı, sağa ötelenmiş. Bu şekil olduğu gibi şekil olarak aynı. Sadece ne oldu? Yeri değişti arkadaşlar. 3 birim aşağı, 7 birim sağa ötelemiş olduk. Peki yukarıdaki kare dizeminde verilen şekli 5 birim sola, 7 birim yukarı ötelersek verilen noktalardan kaç tanesinin bu şeklin içinde kalacağını bulalım. Peki hemen bulalım arkadaşlar. Bakıyorum şimdi bir tane noktasını öteleyelim. Hangi nokta? Şunu öteleyelim. Ne demişti? 5 birim sola, 5 birim sağa öteleyelim arkadaşlar biz. Solda yerimiz yok. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim sağa, 7 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu noktayı taşımış oldum. Şimdi şekli buna göre çizebilirim arkadaşlar. Buraya mesela A noktası dersem A noktasını taşıdım. Sonra şekli çizeceğim. Şekli çizerken sırasıyla işlemleri takip ediyorum. Bakın şurada 1'e 2'lik bir çapraz çizgim var. Evet. Sonra 1 birim yukarı gittim. Sonra 2 birim sola gittim. 1 birim aşağı, 1 birim sola, 2 birim yukarı, 1 birim sola, 3 birim aşağı, 1 birim sağa, bir tane çapraz geldim ve birleştirdiğimde A noktasına gelmiş oldum. Şekli ne yapmış oldum arkadaşlar şu anda? Ötelemiş oldum. Eğer bir nokta yeterli değil diyorsanız başka bir noktayı daha öteleyerek çizebilirsiniz. Ama normalde A'yı buraya taşıdıktan sonra şekli de aynen A noktası orada olacak şekilde tekrar çiziyorum. Kaç tanesi şeklin içinde kaldı arkadaşlar bu noktalardan? 3 tanesi şeklin içinde kaldı. Evet. 3 taneymiş şeklin içinde kalan nokta. Devam ediyorum. A2'ye 3 noktasını 7 birim sağa, 5 birim aşağı ötelersek hangi noktayı elde edeceğimizi bulalım. İlk önce 2'ye 3 noktasını bulalım. X ekseninde 1, 2, 1, 2, 3. Yani şurası A noktası. 2'ye 3 noktası. Peki yapacağım işlem neydi? 7 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sağa geldim. Sonra 5 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5. Noktam ne oldu arkadaşlar artık? Bakıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9A. Şurası 9. Şurası 1, şurası 2. Şurası 1, şurası 2, şurası 3. Şurası -1, şurası -2. 9A
eksi 2 noktası olmuş oldu. A noktasının ötelenmiş hali, yani 7 birim sağa 5 birim aşağı ötelersek A noktasını, 9A eksi 2 noktasını elde ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Şurada bahsedeyim. Noktayı, yani koordinat sisteminde bir noktayı sağa doğru ötelediğim zaman x'ine ötelediğim birime ekliyorum arkadaşlar. Sola doğru ötelediğim zaman x'inden ötelediğim miktarı çıkartıyorum. Aşağı doğru ötelediğimde y'sinden arkadaşlar öteleme miktarını çıkartıyorum. Yukarı doğru ötelediğimde y'sine ötelediğim miktarı ne yapıyorum? Ekliyorum. O zaman biz burada işlem yapmadan, şekli çizmeden A2'ye 3 noktasını 7 birim sağa 5 birim sola ötelemeyi şöyle yapabilir miydik? 7 birim sağa, o zaman x'ine 7 ekliyorum. 5 birim aşağı y'sinden 5 çıkartıyorum. 2'ye 7 eklediğimde ne oldu arkadaşlar görüntü o zaman? 2, 7 daha 9. 3 eksi 5 ne oldu? Eksi 2. Bakın yazmadan, yani şekli çizmeden de ben o noktanın yeni halini yazabilirim. Ötelendikten sonraki halini yazabilirim. Şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O zaman biraz çizmeden işlem yapalım. Bakalım neler yapıyormuşuz, nasıl öteliyormuşuz. Noktanın koordinatları 3'e 5 ise 7 birim aşağı ötelediğimde, aşağı diyor, 7 birim diyor, aşağı diyor. O zaman y'sinden çıkaracağım. 5 eksi 7. Ne oldu yeni noktamız? 3'e eksi 2 noktası oldu. Geldim buraya, 3 birim sağa, 3 birim sağa öteliyorum arkadaşlar. O zaman x'e 3'ü ne yapmam gerekiyor? Eklemem gerekiyor. Eksi 2 noktam ne olacak? Eksi 2'ye 7. Şimdi buradaysa 5 birim yukarı diyor. O zaman 5 birim yukarıysa burada yazanlara 5 birim yukarı, y'sine bir şey ilave ediyorum. Y'sine 5 eklediğimde ne olmuş arkadaşlar? 3 olmuş. O zaman ne olması gerekiyor benim y, yani buradaki ordinatımın? Eksi 2 olması gerekiyor. Çünkü bakın ben buraya AB dersem, B'sine 5 eklediğimde sonucun 3 olduğunu biliyorum. O zaman B de buradan ne çıkacak? Eksi 2. A zaten aynı. Onda hiçbir değişiklik yok. Eksi 1'e eksi 2 noktasıymış. Şimdi buraya geldim. 4 birim sola diyor. Sola 4 birimse x'ten 4'ü ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. X'ten 4 çıkardığım zaman ne oluyormuş? Eksi 3 oluyormuş. Yine yukarıdaki gibi düşünelim. Bu noktalara C, D diyelim. C noktasından, evet, C'den 4 çıkardığım zaman ne oluyormuş? Eksi 3 oluyormuş. C bu durumda nedir arkadaşlar? 1'dir. C noktasının 1 olduğunu buldum. D'de zaten bir değişiklik yok. O 5, 1'e 5 noktasıymış. Yani 1'e 5 noktasını 4 birim sola ötelersem eksi 3'e 5 noktası oluyormuş. Buraya geldim. Burada da yapılan işlem, bakıyorum. X'ler aynı. Y'de bir değişim var. Ne yapmışım ben bunu? Eksi 3'ü elde etmek için eksi 1'den. O zaman eksi 3'ten eksi 1'i çıkardığım zaman, yalnız dikkat edin, çıkarmam gerekiyor. O zaman şöyle yapacağım. Bir dakika. Eksi 3 eksi eksi 1. Yapılan işlem değişikliğini anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. Yani eksi 3 olması için eksi 1'den eksi 1'e ne yapmışım? 2 çıkarmışım. O zaman ben bunu 2 çıkarıyorum. Y'den 2 çıkartıyorum. Y'den çıkartıyorum. Kaç? 2. O zaman nasıl ötelemişim? 2 birim aşağı ötelemişim arkadaşlar. Çünkü eksi 1'di. 2 aşağı öteledim. Artık ne oldu? Eksi 3. Peki geldim buraya. Son örneğimizde 1'e 8 noktası var. 7'ye 8. Bakın y'ler aynı kalmış. Peki x'ine ne gibi bir değişim uygulanmış burada? 1'di, 7 olmuş. 7'den 1 çıkarttığımda 6. Yani 6 eklemişim. X'ine 6 eklemek demek sağa doğru 6 birim ötelemişim demek arkadaşlar. 6 birim sağa ötelemişim. Yani çizmeden de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde zorlanıyorum diyorsanız şekil üzerinde göstererek yapabilirsiniz arkadaşlar. 7. ve son örneğimizde ise
Yukarıdaki kare zeminde verilen şeklin 5 birim sağ 2 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan yeni şeklin köşelerinin koordinatlar toplamını bulalım. Şimdi arkadaşlar koordinatlar toplamını bulurken şunu yapabiliriz. Ya buradaki koordinatları bulup 2 birim aşağı ötelediğim, yani 5 birim sağ 2 birim aşağı ötelediğimdeki noktaları yazarım. Ya da şekli öteleyip o şekilde koordinatlarını bulalım. Peki ilk önce şekli bir öteleyelim. 5 birim sağ buradaydım. 5 birim sağ 1, 2, 3, 4, 5 buraya geldi. 2 birim aşağı 1, 2 şuraya geldi. Bu nokta A noktası buraya gelmiş oldu. Şimdi şekli çizeceğim. 3 birim yukarı. Evet, 3 birim yukarı. 1 birim sola, 1 birim aşağı, 2 birim sola, 2 birim aşağı ve birleştiriyorum. Şimdi bu köşe koordinatları dediğim gibi şekli çizerek yapabilirsiniz. Ya da buradaki koordinatları bulursunuz. 1, 2, 3, 4. Burası eksi 4'e, eksi 4'e 1 noktası. Burası eksi 1'e 1 noktası. Burası eksi 1'e 4 noktası. Eksi 2'ye 4 noktası. Sonra buraya geldim. Eksi 2'ye 3 noktası. Burası eksi 2, burası 3. Buraya geldim. Burası da eksi 4'e 3 noktası. Yani şeklin koordinatları neymiş arkadaşlar? Eksi 1'e 1. Sonra eksi 1'e 4. Eksi 2'ye 4. Eksi 2'ye 3. Eksi 4'e 3. Eksi 4'e 1. Şimdi şeklimizin 6 tane köşesi var. Hepsini yazdım. Şimdi bunlara uygulanan işlem neydi? 5 birim sağ 2 birim aşağı. Yani x'lerini 5 arttırıyorum hepsinin. Y'lerini ne yapıyorum? 2 azaltıyorum. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. O zaman eksi 1, 5 tane oldu. 4. 4'e eksi 1 noktası. Bu nokta ne oldu? 4'e 2 noktası. Buraya geldim. 3'e 2 noktası. Buraya geldim. 3'e 1 noktası. Buraya geldim. 1'e 1 noktası. Buraya geldim. 1'e eksi 1 noktası. Şimdi buradakileri yazmaya başlıyorum. Şurası 1'e eksi 1. Buraya geldim. 4'e eksi 1. 4'e eksi 1. Buraya geldim. 4'e 1. Pardon, 4'e 1, 2. Şurası 2. 4'e 2. Burası 3'e 2. Burası 3'e 1. Burası da 1'e 1. Bakın, ister şekli öteledikten sonra koordinatları yazın. İster önce koordinatları yazıp yaptığım değişime göre x'leri y'leri değiştireyim. Bulduğum noktalar aynı. Koordinatlar toplamı demiş. O zaman hepsini sırasıyla toplayalım. Bunun koordinatlar toplamı ne oldu? 3. Burası 6. Burası 5. Burası 4. Koordinatlar toplamı 2. Burası da 0. Hepsini topladığımda koordinatlar toplamı 9. 5 daha 14. 4 daha 18. 2 daha ne oldu? 20 oldu. Koordinatlar toplamının 20 olduğunu bulduk.